Oyunu. Biz buna topaç diyoruz. Ucunda bir metali var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Edirne Belediyesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında unutulmayı yüz tutmuş sokak oyunlarının Kur'an kursu öğrencilerine öğretilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler bugün Fatih Camii'nde yapılan etkinlikle sona erdi. Arkadaşımız? Evet. Merhaba çocuklar. Ben ismim Ali. Edirne Belediyesi'nin yanı sıra İl Müftülüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Geleneksel Çocuk Oyunları Derneği'nin destek verdiği proje kapsamında yaz Kur'an kursu öğrencilerine unutulmayı yüz tutmuş sokak oyunları öğretildi. Bir daha yapacağım. Önce döndük. Evet sevgili, sizler biraz uzakta durun. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde yapılan son etkinliğe İl Müftü Yardımcısı Mehmet Karahan'ın yanı sıra diğer kurum temsilcileri katıldı. Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik Kulübü Derneği Başkanı Sadrettin Alıcı, çocuklara geleneksel sokak oyunları öğrettiklerini belirterek amaçlarının çocukları bilgisayar başından uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Belediyenin uzman psikolog Selvi Hanım, Gökkuşağı Projesi çerçevesinde bizden destek istediler geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili. Biz de dernek olarak bu desteğimizi kendilerine sunmak üzere burada bulunuyoruz. Daha önce değişik kurslardaki öğrencilere gidip sokak oyunlarını öğrettik. Tabii hepsini öğretmek mümkün değil ama en azından çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri oyunları öğrettik. Bugün burada da bu çocuklarımıza bu geleneksel oyunları öğreteceğiz. Amacımız çocukları bilgisayar başından biraz uzaklaştırmak, dört duvar arasından uzaklaştırmak, onlara bir hareketlilik kazandırmak ve paylaşmayı, dayanışmayı, kazanmak kadar kaybetmenin de doğal bir sonuç olduğunu bu çocuklarımıza öğretmek amacıyla böyle bir derneğimizi kurduk ve bu faaliyetleri yürütüyoruz. Edirne Belediyesi Evlilik ve Danışma Biriminden psikolojik danışman Esra Selvi ise projenin sigara, internet bağımlılığına karşı farkındalık oluşturma ve çocuklar arasında dayanışma ve birliktelik duygularının kazandırılmasını sağlamak açısından çok önemli olduğunu söyledi. Mahallesinden tutun işte Kıya, Yıldırım'dan Binevleri işte dahil olmak üzere Edirne'nin dört bir tarafındaki camilerdeki çocuklarımızla kucaklaştık. Bu projemizin aslında birden fazla amacı var. En önemlisi çocuklarda biliyorsunuz çağımızın en büyük sıkıntısı olan obezite. Obeziteye karşı alternatif sokak oyunlarını desteklenmesi için halk sağlığından arkadaşımız geldi. Onun dışında internet bağımlılığına karşı gene alternatif sokak oyunları ve sigaraya karşı da gene hayır diyebilmek için bu yaşlardaki küçük yaşlardaki çocukların bilinçlenmesi için gene alternatif sokak oyunlarının desteklenmesi için bu programı uyguladık. Bizim için çok verimli, çok başarılı program oldu ve bu programın en güzel özelliği de şu oldu. Bir farkındalık yarattık çocuklarımıza. Çünkü engelli çocukların da aralarına alınmasıyla ilgili bir bilinç oluştu çocuklarda. Daha önce yaptığımız eğitim seminerlerinde hep çocuklara şunu soruyorduk. Aranızda hiç engelli arkadaşı olan var mı? Evet. Peki onu dışlıyor musunuz? Çocuk kendisi değil ama arkadaşlarının onu dışladığını, dalga geçtiğini söylüyorlardı. Ama bu eğitim seminerleri arttıkça şimdi artık onları da aramıza alıyoruz. Onları da seviyoruz. Onların da oynayabileceği oyunlar var. Onları da oynuyoruz. Cümlelerini duymak seminerin başarılı bir süreç geçirdiğinin bize en önemli göstergesi oldu. Edirne Müftü Yardımcısı Mehmet Karahan, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini yönden gelişmeleri açısından çok önemli olduğunu belirterek sosyal ve kültürel alanda da önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yaz Kur'an kursları çocuklarımızın dini yönden yetişmeleri ve yarınlara hazırlanmaları bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yaz Kur'an kursları boyunca Kur'an kurslarımıza gerek camilerimize gerekse müftülüğümüze bağlı Kur'an kurslarımıza il genelinde 4808 erkek öğrenci, 5087 de kız öğrenci olmak üzere toplam 9895
öğrencimiz devam etmişlerdir. Bu öğrencilerimiz dini bilgileri öğrenmeleri, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri yanı başında bir de sosyal, kültürel ve eğitsel yönden de yetiştirilmeleri, sportif yönden de yetiştirilmelerine gayret edilmiştir. Burada da görüldüğü gibi bugün finalinin yapıldığı bu çalışmalar aşağı yukarı Kur'an kurslarımızın kahir ekseriyetinde yapılmıştır. Bilhassa kalabalık olan yerlerde, camilerde, Kur'an kurslarında bu oyunlar çocuklarımıza bizatihi gösterilerek, öğretilerek ve tatbikatının da yaptırılmak suretiyle bu hizmet de yerine getirilmiştir. Proje kapsamında çocuklara unutulmaya yüz tutmuş, ip atlama, topaç çevirme, mendil kapma gibi çeşitli sokak oyunları öğretildi. Paylaşmayı öğreneceksiniz. Kazanmanın vermiş olduğu mutluluğun yanı sıra kaybetmenin de doğal bir sonuç olduğunu, aynı zamanda grup içerisinde, oyun içerisinde almış olduğunuz bir görevi yerine getirinleri oynardık. Bir tanesi de topaç oyunu. Biz buna topaç diyoruz. Ucunda bir metali var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bilirler bunun çember olduğunu. Bunun bir de böyle bir sopası var. Bizim daha çok sosyalleşmemizi de sağlıyor ve bu şekilde arkadaş ortamını kazandırıyor. İş hayatımızda büyüdüğümüzde daha iyi mevkilere de gelmemizi sağlıyor. Çünkü siz eğer iş hayatınızda paylaşımcı biri olmazsanız, eğer kaba ve küstah biri olursanız bu sizin çocukluğunuzla ilgili bir sorundur. Eğer çocukluğunuzda arkadaşlarınızla oynarsanız kaybettiğinizde, eğer kızmak yerine kazananı tebrik edersiniz, kazandığınızda da kaybedene küçük düşürmek yerine nerede hata yaptığını gösterip bu sefer kazanacağını söylerseniz, o zaman paylaşmayı öğrendiniz demek.